merhaba arkadaşlar bugün APEX e, exceptions ile alakalı bir video yapmayı düşünüyorum e, seri halinde e, videolarımız olacak exceptions ile alakalı e, birinci videomuz e, çok kısa bir şekilde exceptions'ı tanıtacağım daha sonra exceptions'ın statement'ları var hangi tür exceptions'lar var onlarla alakalı videolarımıza devam edeceğiz Birinci videomuz kısa olacak, sadece tanıtım amaçlı. Hemen developer konsolu açıyorum arkadaşlar ve başlıyorum. Şu şekilde, e, şu şekilde kod yazarak bazı hatalarla karşılaştığınızı e, biliyorum. E, ben karşılaştım, siz de karşılaşmışsınızdır. Bir account oluşturduğunuz zaman, diyelim ki bir account oluşturalım. Şu şekilde. Ee, i̇çine hiçbir şey yazmadığınız zaman bu boş bir account oluyor biliyorsunuz. Yani normalde bunu sisteme eklemek istediğiniz zaman yani insert ac dediğiniz zaman bunu sisteme eklemeniz için bu account'un zorunlu alanlarının doldurulması gerekiyor. Account'un zorunlu bir alanı var. O da name. Şu anda ben name'i doldurmadığım için bir hata mesajıyla karşılaşacağım. Görüyorsunuz. Ne diyor? Execute e, Error diyor. Bir error ile karşılaştık. Burada biz e, hangi hatanın olduğunu görebiliyoruz. Burada size gösteriyor. Zorunlu alanlardan bir tanesi Missing diyor. Yani girilmemiş. Hangisi? Onu da burada size veriyor. Name diyor. Bu şekilde e, hata mesajı alabiliyorsunuz. Tabi biz bunu en Anonymous e, Window'da yaptığımız için burada hata mesajı alıyoruz. Normalde başka yerlerde siz kod yazdığınız zaman bu şekilde hata mesajı alamayacağınıza göre o hata mesajlarını hani e, Execution Log'da görmek istiyorsanız görüyorsunuz buradan daha devam edemiyorum. Execute diyorum. Hep hatayla karşılaşıyorum. Ben bunu Execution Log'da görmem için o zaman exceptions'ı kullanıyoruz. Exceptions deyince aklınıza 3 şey gelmesi lazım. Biz e, bu videoda 2 tanesini çalışacağız. E, try, Catch bir de Finally. Bu üçü aklınıza gelsin. Onlardan başka statementlar da var. Onlar e, zamanı gelince onlara da değinmiş olacağım. Ama şu anda try, catch ve finally e, statementlarına odaklanalım. Dediğim gibi bu şekilde yazdığınız zaman ve bu e, bunu siz execute yapmaya çalıştığınız zaman hata mesajı alıyorsunuz. Ama ben bu hata mesajını e, şeyle execute logda görmek istiyorum. O yüzden exceptionsları kullanabilirsiniz. Bu yazdığınız kodu try statement'ın içine yazmanız gerekiyor. Şu şekilde parantezlerimizi unutmayalım. Bunun içine yazıyorsunuz arkadaşlar. Birinci kuralımız bu. Şu anda execute yapsanız ne no olur? Bir bakalım. Yine hata veriyor. Try block must have at least one catch diyor. Yani siz catch ya da finally bloklarından bir tanesini kullanmanız gerekiyor. Sadece try olmaz. O yüzden yine hatayla karşılaşıyorsunuz. Biz try'dan sonra bir de catch dememiz lazım geçin içine parametre girmeniz gerekiyor. O da exception. Exception hangi exception? Exception genel bir ifade. Şöyle exception genel bir ifade. Bu bir e, object exception object'i. Bu genel bir ifade olduğu için a, a, normalde şöyle e, DML exception'larımız var, list exception'ları var, null point exception'ları var. Değişik exe, exception türleri var. Bunların genelini e, geneline hitap eden exception e, objektimiz var. Bunu kullanabiliyorsunuz. Ama exception yazdıktan sonra bir variable, bir değişken girmeniz gerekiyor. Buna da exception iyi e diyorum. Yani şey gibi düşünün. Integer x ya da hani string e, a, string b bu şekilde yazıyorduk. Burada da aynı şekilde exception iyi e şeklinde yazıyorsunuz. Daha sonra parantezleri açıp bunun içine hata mesajını koyuyoruz. Eğer bir hata varsa, onu catch yapacak, yakalayacak ve o hata mesajını execution nokta bizi gösterecek. System nokta debug diyorum. Şu şekilde ne diyelim? An error ökür şeklinde yazalım. Şu şekilde yazıyorum. Bir hata oluştu. Bir hata oluştu diyoruz. Daha sonra biz bunu şimdi e, execute yapsak bu hata mesajını göreceğiz. Bir eksiğimiz var. Noktalı virgülü koymadık. Execute yapıyorum. Execution. Arkadaşlar o hata mesajını göreceksiniz. Neden hata mesajı gördük? Çünkü biz biliyoruz ki farkındayız zaten. Oluşturduğumuz account'a zorunlu alanlar girilmemiş. Eğer siz e, bu hata mesajıyla alakalı bir e, bilgiye sahip olmak istiyorsanız bunun sonuna şu şekilde buradaki değişkeni kullanarak i nokta diyerek bu exceptions ile alakalı bütün metotları kullanabiliyorsunuz. Bugün bu videoda kullanacağımız metot get message metodu. Şu şekilde parantezimizi de unutmayalım. Metotlardan sonra her zaman parantez koyuyoruz. Hatırlayalım. Bu şekilde bu değişkeni kullanarak değişken nokta metodlar metotlar var. Bazı metotlar var. Onları tek tek çalışacağız. Bugün sadece get mesaj metoduna odaklanalım. Bunu yazdığınız zaman bu hata mesajıyla alakalı bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Execute diyorum. Gördüğünüz gibi an error occurred diyor. Insert failed first exception diyor. Birinci exception neymiş? E, require field missing diyor. Evet. Name gördüğünüz gibi required field are missing diyor. Hangisi missing? Name e, şu anda name missing yapıyor. Onu bildiğimiz için onunla alakalı artık e, çözümler üretebiliriz. Şimdi şunu da deneyelim. Onu da denemek istiyorum. Diyelim ki hata mesajı oluşmadı. Ben buraya sistem nokta debug diyorum. Diyelim ki biz buraya şöyle bir şey yazdık. An account has been created diyorum. Şöyle bir mesaj yazıyorum ve bunun e, sistem yani execution loka gelip gelmeyeceğini e, görmek istiyorum. Execute yapıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi gelmiyor. Ne geliyor? Sadece hata mesajı alakalı. Yani catch'in içindeki sistem debug'ları geliyor arkadaşlar. Try'in içindeki sistem debug'lar gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü bir hata mesajı olduğu için try'ı es geçiyor. Bununla alakalı Hiçbir şey yapmıyor. Eğer bir DML operasyonu varsa o geri alınıyor, e, geri alınıyor. Kod durduruluyor, çalışmıyor artık öyle diyelim. Ama siz ne zaman bunun içine bir account yazarsınız, mesela diyelim ki açm 78 yazdınız, artık bir hatamız yok. Gördüğünüz gibi bir account oluşturduk, bunu insert yapıyoruz. Daha sonra e, bu accounta alakalı bir mesaj, "An account has been created" diyelim. Hatta bu accountun AC nokta name'ini şöyle diyelim with name şu şöyle, şöyle diyebiliriz. An account has been created with name buraya da adı gelecek. Eğer oluşmuşsa o zaman burayı es kesecek. Bununla alakalı bir işlem yapmayacak. Çünkü try'da problem yok. Eğer try'da problem yoksa catch kısmı çalışmıyor. Eğer catch e, try'da problem varsa bu kez try çalışmıyor. Catch kısmı çalışıyor arkadaşlar. Execute yapıyorum. Yine bir yerde bir hatamız var. Ee, ne diyor? İkinci şeyde account ac new account ee, ha, buraya name yazmamız lazım. Name eşittir diyelim. Execute yapıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi hata olmadığı için sisteme bu account oluşturacak. An account has been created with the name 78. Gördüğünüz gibi oluştu. Yani demek istediğim şu. Eğer burada bir hata yoksa try'ın içinde try tamamen çalışıyor. Eğer try'in içinde bir hata oluşursa, herhangi bir hata yakalarsa, o zaman kod durduruluyor, DML operasyonları iptal ediliyor ve daha sonra catch kısmında ne varsa o çalışıyor. Catch kısmında ne varsa o çalışıyor. Gördüğünüz gibi mesaj, hata mesajımızı orada çalıştırabiliyoruz eğer bir hata yakalarsa. Birinci videomuz böyle. İkinci videoda Exceptions alakalı daha geniş e, bilgiler e, vermeye çalışacağım, metotları çalışacağız, DML e, Exceptionsları çalışacağız, List Exceptionsları çalışacağız, Exception türlerini çalışacağız. O yüzden videolarımız kısa kısa olsun istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.